Efendim biz limonlu çaylarımızı tazeledik. Siz de öyle yapın lütfen. Az önce reklam arasında stüdyomuz dezenfekte edildi. Her reklam arasında bu işlemi yapıyoruz. Her programdan önce stüdyomuzda dezenfeksiyon işlemlerini yapıyoruz. Ayrıca şurada bir camımız var. O da açık. Kendimize de dikkat ediyoruz. Çalışma arkadaşlarımıza da dikkat ediyoruz. Endişeniz olmasın. Birinci bölümde yine son derece dolu dolu bir kuşak izlediniz. Hem Sayın Kayıhan Pala'yı dinledik, grip aşısını konuştuk, pandemiyi konuştuk, son verileri konuştuk. İşsizlikle sağlık arasında sıkışıp kalmış olan milyonlarca çalışan vatandaşımızı konuştuk. Özel haberler de vardı arada. Şimdi en son şurada kalmıştık araya gitmeden önce. İsmail Saymaz çok kritik bir soru sormuştu. Demişti ki ben Kayıhan Hoca'ya bir de şunu sormak isterdim. Eğer ki biz Refik Saydam ve Hıfzı Sağ Enstitülerini kapatmamış olsaydık bugün boykot diye çağrılar yaptığımız Fransa'nın aşılarına mahkum olur muyduk? Yoksa kendi grip aşımızın ya da korona aşımızın denemelerini yapacak bir noktada mı olurduk? Barış arkadaş da demişti ki benim buna bir cevabım var. O zaman Barış. Evet, şimdi öncelikle stüdyomuzu, Halk TV'nin binasının tamamını bizimle dayanışma için gönüllü olarak yapan sevgili arkadaşımız Barış Kaptan'a teşekkür edelim. Hakikaten şu ana kadar da Halk TV'de bu dezenfektan ve diğer çalışmalar sonucu herhangi bir koronavirüs pozitif vakasına rastlanmadı. Evet. O da tabii hijyenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu dayanışmanın da devam etmesini yine sevgili Barış Kaptan'dan diliyoruz. Koronavirüsten tabii konuşacağız. Hemen bir son dakika bilgisi yine verelim. Biz, yine mi? Ne yazık ki vakalar gitgide artıyor. İki vaka daha var. Biri Mustafa Sarıgül de korona pozitife yakalanmış. Aa, nasıl ya? Ama Tunceli Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül. Ben dün beraberdim. Öyle aynı şakalar yapma. Sen İsmail'in gözlerindeki korkuyu gördün mü? Vallahi yönetmen arkadaşım. İsmail ışık doğudan yükselir. Yani eğer öyle bir şey olsaydı Aytun Çerkin derhal sana Çin'in kadim bilgisiyle yardımcı olacaktı. Endişe İsmail'e zaten Çin'den yiyecek mi getirecektin? Ne getirecektin? Ona kitap gelecek. Kitap ama gelecek. Bir ara İsmail'i Soner Yalçın'a götüreyim. Onun tam öğrensin o kadim bilgileri. Tamam tamam. Ha, bize bir şey yok yani. Soner Yalçın istersen daha sonra Tayyip'le birine götürelim. Elfin sana bana Barış'a hiçbir şey yok. Kendi aralarında onlar hallettiler. Aynı gazetede çalışıyorlar diye mi böyle oluyor? Erkek dayanışması erkek yaptılar. Erkek dayanışması. Evet ben, Barış. Ben pro feministim o yüzden sizin yanınızdayım. Teşekkür ederim sağ ol. Şimdi bir Tunceli Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül. Pozitif geçmişler 5 dakika olsun. Önce açıklama yaptı geçmiş korona olsun. Pozitifim geçmiş diye geçmiş olsun, olsun diyelim. Geçmiş İki olsun. Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz da koronavirüs pozitif olduğunu açıkladı. O belediye başkanımıza da geçmiş olsun geçmişler diyelim. Geçmişler olsun. Gelelim şimdi aşıya. Şimdi aşıya geleceğim. Aşıya gelmeden önce çok sayıda sağlık çalışanı bizim programımızı izliyor. Evet. Ve Sağlık Bakanlığı'nın bugün aldığı karara inanılmaz tepki gösteriyorlar. Hem yayından önce hem de reklam arasında doktorlarla, hemşirelerle, teknisyenlerle, uzmanlarla konuştum. Diyorlar ki Sağlık Bakanlığı popülizm olsun diye izinleri ve emekliliği ve bir de istifaları durdurdu. Peki kardeşim sen benim iznimi durdurdun, benim emekliliğimi engelledin, istifamı engelledin. Peki herkes sokağa çıkarken, gece kulüpleri saat 2'ye 3'e kadar çalışırken, bir tane restoranda, bir tane herhangi bir dükkanda önlem yokken, dezenfektan yokken, masalara kolonya konulmuyorken, herkes normal hayatına devam ediyorken ve hiçbir şey yokmuş gibi herkes sosyal hayatını sürdürürken bu kadar vakanın karşısında biz sağlık çalışanları ne yapacağız? O yüzden sağlık çalışanları Sağlık Bakanlığı'na diyorlar ki ya doğru düzgün bir karar alın ya da önlem alın kardeşim. Önlem alın. Arkadaşlar hepimiz İstanbul'da yaşıyoruz. Sokağa çıktığınızda her yer gayet normal gibi değil mi? Çok kalabalık. Hangi restorana gitsen, hangi kafede otursan masasında bir tane kolonya yok, bir tane dezenfektan yok, temizlik yerleri aynı rezillikte devam ediyor. E peki bu Sağlık Bakanlığı halkın gözüne güzel gelecek diye hastanelerdeki çalışan emekçileri ne yapıyorlar? İzinlerini, tatillerini yasaklıyorlar. Peki izinsiz, tatilsiz çalışan bir personel, sağlık emekçileri nereye kadar dayanacak? Nereye kadar dayanacak? Buna Fahrettin Koca'nın cevap vermesi lazım. Bir ay sonra bu sağlık sistemi çöktüğünde, hastanelere gittiğimizde bir tane doktor, bir tane hemşire bulamadığımızda Fahrettin Koca bunun cevabını verecek mi ya da gelip kendisi mi bir tedavi edecek? Ya burada lütfen aklı başında mantıklı kararlar alsın Sağlık Bakanlığı. O zaman kardeşim oturun danışma kuruluyla, İçişleri Bakanı'yla, Cumhurbaşkanı'yla, kabinenin diğer üyeleriyle oturun. Deyin ki
Türkiye'yi 15 gün kapattık. 15 gün kimse sokağa çıkmasın, acil durumdakilerin dışındakiler. E sen herkesi sokağa çıkart. Bak az önce bir öğretmen aradı beni. Eşim de ben de öğretmenim diyor. İki çocuğumuz okula gidiyor. Eşim de ben de pozitifiz. E nasıl olacak şimdi bu iş? Hakikaten nasıl olacak? Sağlık Bakanı'nın o yüzden önlem alırken, karar alırken ciddi davranması lazım. İki, yayına girmeden önce İstanbul'daki önemli bir hastanenin, devlet hastanesinin bir yöneticisiyle konuştum. Kaç pozitif vaka var bugün dedim ya da kaç kişi şüphelenerek sizin hastanenize geldi dedim. Özlem tam 6 saatte 1000 hasta şüpheliyim diye başvurmuş. 6 saatte 1000 hasta ya da şüpheliyim diye. E bu kadar çok patladı, meselenin sadece patladı. Bir hastanede. İstanbul Avrupa yakasındaki bir devlet hastanesine 6 saatte 1000 kişi Covid şüphelisiyim diye gelmiş. Yani grip belirtileriyle beraber iç içe geçince herkes hastaneye alıyor. Tabii ama kağıdına da baktım. Görme imkanım oldu. Kayıt imkanını da gördüm. Tamamının karşısına Covid şüphelisi diye yazılmış. Çünkü geliyor Covid şüphelisiyim diyor. Tabii o 1000 kişiden 100 kişi çıksa bile büyük bir rakam değil ha, mi şu anda? 100 kişi dedin. Bugün bir sağlık merkezi sahibi arkadaşımla konuştum. Laboratuvar sahibi. Diyor ki bir ay önce 100 şüpheli geldiğinde 7 ya da 8 pozitif çıkardı. Şimdi burayı iyi dinlesin izleyicilerimiz. Bugün diyor gelen 100 şüpheliden 70'i pozitif çıktı. Büyük rakam bu. Çok büyük rakam. Bu ne demek biliyor musunuz? Türkiye'de her gün 20 bin kişi korona virüs pozitife yakalanıyor. 2000 doğru değil. Ya Almanya'da 20 bin kişi yakalanıyor. İspanya'da 20 bin kişi yakalanıyor. Günde evet. Ya Türkiye'de nasıl oluyor 20 bin kişi yakalanıyor Almanya'da? Evet, dün açıkladılar günde, 20 bin. Günde, evet. Ya burada Türkiye'de nasıl oluyor kardeşim işte, 2000? Vaka hasta hasta ayrı vaka ayrı biliyorsunuz. Ya saçmalık işte o da ayrı bir saçmalık. Bir şey ekleyebilir miyim? Var tabii ki grip aşısı var. Oraya tamam. Geçmeden şunu bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Kamera tutarsa çok sevinirim. Bu nedir? Sağlık Bakanlığı geçen hafta İstanbul'daki 160 hastaneye, özel hastaneye bir yazı yazarak var olan yataklarının %25'ini ayırmasını, bu amaçla ayırmasını emretti. Her hastane için bir çizelge oluşturuldu. Tam olarak söyleyeyim hastane sayısı 161. 161 hastanede ayrılması gereken klinik yatak sayısı %25 diye vurgulandı ve belirtildi. Yani öyle Atatürk Havalimanı'nı işlevsiz hale getirmek, efendim 3. Havalimanı'na bütün 3. Havalimanı'nı bundan sonra seçeneksiz hale getirmek için oraya kondurulan pandemi hastanesi hiçbir ihtiyacı karşılamıyormuş. Gene bakın dönüp dolaşıp özel hastanelerin her birinden %25 kontenjan isteniyor. Demek ki bu İstanbul'da artık iş, hani Türkiye'nin Wuhan'ı deniyordu. Wuhan'ın yanı sıra neredeyse adı anılacak bir vakaya bak, dönüştü. Bak bugün beni bir hemşire aradı. 6 gün önce test yaptırdım dedi. Bir devlet hastanesinde çalışıyor. İsmini vermeyeyim, işten atmasınlar. Sağlık Bakanı biliyor meseleyi. Bugün testimi almaya gittim. Testimin sonucu kaybolmuş dedi. Ve ben 6 gündür korona pozitif şüphelisi olarak hastanede hasta bakıyorum dedi. Ey Sağlık Bakanı, siz bu sağlıkçıların istifalarını engelleyerek şu anda bir pansuman tedavisi yapıyorsunuz. Palyatif bir çözüm. Bu iş böyle olmaz. Gidin o zaman oturun Maliye Bakanı'na. Gidin kardeşim. Ya deyin ki arkadaş böyle büyük bir olay geliyor. Büyük bir pandemi dalgası geliyor. 3., 4., 5. dalga. Gelin bizim bütçemizi artırın. 30 bin, 40 bin sağlık emekçisi alalım. Ama bakan, Türkiye'nin buna gücü var. Ama Maliye Bakanı oraya bakmıyor. İşte ha Maliye Bakanı neye bakıyor? Çaya mı bakıyor? Çabaya Maliye Bakanı neye bakıyor? Dolara da öyle bakmıyor bir şey olmaz. Çünkü.